çok geç konuştum, çok geç oyun oynamaya başladım. Çok takıntılı bir çocuktum ben de. Mesela belli bir şeyi, bir oyunu aldığım zaman başka oyunları gözüm görmüyordu. O büyüyünce de devam etti. Piyano da öyle oldu benim için zaten. İşte 13 yaşında da bir oyun gibiydi. Başka her şeyi sildi. Bu müzikle uğraşsın, enstrüman çalsın ama hobi olarak yapsın, normal eğitimine devam etsin istedik. Fakat çocuk hasta gibi oldu. İlle konservatuara gidecek. Tavanlara bakarak yürüyordum konservatuarda. Burası benim evim ya diyordum. O derece aşık olmuştum yani. Hem ortama hem yaptığım işe sanki şöyle hissediyordum. Bir çocuğun eline en sevdiği oyunu vermişler. Onun da okulunu yapmışlar gibi. Kulak süper. 5-6 ses akorları duyan, mesela küçük cümleler 2 ölçülük ya da işte 4 ölçülük. Emre'yi tamamen çalabiliyorsunuz, 8 ölçü, 16 ölçü, hepsi Emre'nin yani hafızasına kayıt oluyor. Chopin'in 1. valsini çalışıyordum. Daha 3 aydır piyano dersi alıyorum ve seviyem yetersiz. Olmuyor, çok erken. Ama o kadar çok istiyorum ki onu çalmayı. Yazık, böyle hatırlıyorum. Arkamdan hani filmlerde olur ya, hızlı çekimle yaparlar. Böyle sofra toplanıyor, yemek yeniyor, sofra kaldırılıyor, televizyon açılıyor, işte geliniyor, gidiliyor falan. Ben sadece o ilk satırı belki 4 saat mi 5 saat mi çıkarıncaya kadar uğraştım. Benim için zulüm değildi. Çalışmak ne demek? Emre'de görmüştüm. Öğle aralarında Emre'ye hani hamburger taşıdığımızı, onun sağ eliyle hamburgeri yerken sol el çalıştığını, sonra bunu değiştirdiğini gerçekten biliyorum. ...18 yaşına kadarki dönemde 8-10 saat çalışıyordum her gün. O kadar kaptırmışım ki bir şeye, tamamen ona gidiyorum, çevreye bakmıyorum. Sonra işte şey bir dönem geldi, çalışmadığım bir dönem oldu. Abimin rock grubunun klavyecisi oldum. İsmimi değiştirdik. İşte bandanalar, yırtık kotlar, bambaşka bir imaj. Gören de beni tanımaz falan. Saçlar uzun zaten. Hemen rockçı havasına bürünüldü. Ya inanın yıllarca hiç piyano çalmadı. Hiç. Sadece işte mesela sınav olacak. Bir iki gün önceden şöyle bir bakardı. Ama o kadar yetenekliydi ki yine hani tam notla geçiyordu. Hatta uzun bir süre onun hiçbir şey yapmaları fark etmediler bile. 18 yaşında işte o gençliğimi yaşamaya karar verdiğim süreçte bölüm değiştirmeyi de düşünmüştüm. Psikoloji bölümüne geçeyim. Ama tabii üniversite sınavını geçmek çok zor. Hem öyle bir şey var, hem de gerçekten piyanoyu bir kenara bu kadar bırakmayı istiyor muyum? İstemiyorum. 21 yaşındaydım artık. Biraz fazlaca çalışmaya başlamıştım. Hani haftada 1-2 saatten çıktı o günde 1-2 saatlere. Sanki birileri piyano çalıştığımı duydu ve hadi biz Emre'yi yurt dışına gönderelim artık dedi gibi. Bilkent'i bırakıp gittim. Ben barok ve romantik dönem adamıyım. Klasik ve empresyonist dönemi genellikle atlıyorum. Çaldığım ve çok sevdiğim eserler de var. Ama barok ve romantik dönemin tadını alamıyorum. Modern dönemde de öyle. Prokofiev'in çok ayrı bir yeri var modern bestecilerden. Bach'ın ve Chopin'in ayrı yerleri var barok ve romantik dönemden. Chopin en sevdiğim besteci diyebilirim piyano müziğinde. Çok iliklerime işleyen bir anlatımı var Chopin'in. Bir hayatı var, bir deneyimi var. Hiçbir zaman da içime sinecek kadar anlatabildiğimi de düşünmüyorum aslında. Kendi kendimeyken oluyor. Kendi kendimeyken böyle bir buluşma yaşıyorum ben Chopin'le. Çok yalnız bir süreçten geçiyorsunuz öncesinde konserin hazırlık aşamasında. Birden 500 kişinin önünde o yalnız geçirdiğim süreç ve kendi kendime anlatıp dinlediğim, yaşadığım hikaye sahnede ilan ediliyor. Çok büyük bir şey, çok da travmatik bir şey. (Gülüyor)
sahnede çok güçlü olmak lazım ve çok becerikli olmak lazım. Vurup kırmayı da bilmek lazım ve de. Hırslı olmak da lazım. Ama müzisyen olacaksanız bir yandan melek gibi de olmalı. Melekleri anlamanız lazım. Çünkü gerçekten müzikte melekler konuşuyor. Bazen bu bir insana ait olamaz dedirtiyor. Sahnede bir şeyleri anlatınca ve insanları etkileyince, beraber onlarla etkilenince falan çok büyülü bir şey yapıyorsunuz. Onun etkisiyle sanki her şeyi yapabilirim gibi bir şey de oluyor. Dinleyiciyle ister istemez bir empati oluyor. Pop müzikçinin ya da şarkıcının daha fazla şansı var çünkü gözünün içine bakıyor. Biz yan dönüyoruz ama yine de oradaki elektriği alıyorum ben. Bazen çıt çıkmıyor mesela. O zaman anlıyorum ki kilitlendi insanlar müziğe. Bazen kıpır kıpır oluyor dinleyen ama sıkıldığı için mi kıpırdıyor yoksa heyecanlandığı için mi onu da anlıyorsunuz. Şunu duyuyorum. Ben müzikten çok sizin o halinizden hani ya da senin o bakışların, etkilenmen, işte yaşaman müziği beni öyle etkiledi ki gözümden yaş geldi diyor mesela. Her konserinde tüylerim diken diken olur onu dinlerken. Her birini kendi duygusuna göre, kendi isteğine göre, kendi hissedişine göre icra ediyor. Emre Türkiye'deki bence en esaslı virtüözlerden, müzisyenlerden bir tanesi. Bir müzisyen müzikalitesi anlamında bir virtüöz olabilir, usta olabilir. Aynı zamanda teknik anlamda, stil anlayışı anlamında da virtüöz olabilir. Ama yine de bütünü yakalayamayabilir. Şöyle ki, iletişim kurmuyordur. Her şeyi birden yapıp hiçbir şey yapmazmış gibi görünen, yani kendiliğindenliği muhafaza eden onca şeyi yaparken bence gerçek virtüözdür. Bizde hem işin spor kısmı var, yani parmakların hareketi, hızı, rahatlık, hem de hafıza kısmı var, ezberlememiz lazım. Bir repertuarı ezberlemek gerçekten bir kitap ezberlemekten daha zor. Ben müzik yaparken bilgiden çok faydalanmıyorum aslında. O bestecinin o eseri ne zaman yazdığı, neye ithafen yazdığı bana çok minimum düzeyde ışık tutan ayrıntılar. Ama bana daha çok kazandıran o kurduğum temas. Şey yapıyorum. Ben burada piyanoyu bayağı hafif tutup orkestrayı dinlemeyi seviyorum. Çal bakayım oradan. Bir solist o konçertoyu hayatı boyunca çalmış olabiliyor ya da en azından bir senedir çalışmış olabiliyor ama şef o konserden önce partitüre bakıyor. Kendi yorumunu da tamam biliyor olabilir ama soliste uymak durumunda. Ben buna inanıyorum. İki gün önce prova yapıyoruz konserden. Benim bütün yorumumu değiştirecek bir tempo dayattığı zaman benim zaten bütün şeyim dağılır. İkna bile olsam son dakikada değiştiremem. CD'de duyduğunuz gibi duyulmuyor provada. Arkamızda keman, orada violonsel,
Viyolalar, nefesler arkada, bambaşka şeyler duyuyorsunuz. Provalarım genelde çok tatsız geçiyor. Çünkü provada ne yapsanız konser değil o. Chopin konçerto çalıyoruz. Konçerto çalarken etrafı kolaçan edip işte süpürecek miydiniz, kusura bakmayın ben bitiriyorum falan konuşacak kadar biliyor olmak lazım. Çünkü dikkat o kadar dağılıyor ki. Ben orkestrayla çaldığım zaman daha çok seviyorum o ortamı. Çok yakında müzisyenlerle beraber bir şey yapıyoruz. Daha büyük bir ses çıkıyor. O sıcaklığı daha çok seviyorum. Konsere kadar kendimi hep böyle bir şey hissederim. Yarı uyanık falan gibi, böyle biraz bitkisel hayatta gibi. İnsanlarla havadan sudan konulardan konuşurum. Ama aslında içimde bir demir var sanki böyle. Kan akmıyor da donmuşum gibi. Bir tek ilk konserinde çok heyecanlandım. İlk konserinden sonra inanır mısınız ben hiç heyecanlanmadım. Babası heyecanlandı zaman zaman ama ben hiç heyecanlanmadım. Tadını çıkarmaya çalıştım. Konsere çıkınca nasıl hissedeceğimin hesabını hiç bilmiyorum konser öncesinde. Çok gergin olabiliyorum ve çıktığımda bir anda çok rahatım bakıyorum. Ya da rahat olacağım, bugün ne güzel hiçbir şey yok. Birden zangır zangır titriyor olabiliyorum. Onun için o bir hala bir gizem. Ama şu var, çok hazır olmak lazım. Zangır zangır titremeyi de kaldıracak performans. Rahat olmayı da kaldıracak. Hiçbir şeyin garantisi yok. İnşallah unutmaz diyorum. Yani böyle ellerim tutuyorum. Yanımda Emre'yi tanıyanlar var. Beni de biliyorlar. Şimdi onlar beni incelemişler. Böyle elimi böyle tutuyormuşum böyle. Şimdi unutacak. Hep korku var içinde. İtalya'dayken bir yarışmada çalıyordum. Finaldeyim. Prokofiev sonat çalıyorum. Sonatta bir anda sigorta yani şalteri indirdiler falan. Böyle kaldım. O kadar ki jüri üyesindeki de böyle yaşlı bir adam yaptı. Hani burada olmamalı. O kadar garip bir an. Neyse devam ettim tekrar döndüm yine orada gittim. Hani bir tuhaf orayı sildiler sanki böyle beynimden. Böyle garip ki ondan sonra Almanya'da yarışmaya girdim. Aynı eserin aynı noktasında tekrar. Orası yer etmiş travma bir tepkisi gibi. Öyle anlar yaşanıyor ki mesela sağ elimi bir yere atacağım. Bir takım tuşlar görüyorum. O tuşların adı neydi acaba? Yani şuralarda bir yerdeydi galiba. Sanki rüya, kabus ve bizim rüyalarımıza da girer. Hep birbirimize anlatırız. İşte çıkıyormuşum konsere işte. Rahmaninov değil de Çaykovski'ymiş meğer. Ben de halbuki Rahmaninov hazırlamış. Onu çalışmaya çalışıyorum. İşte son dakikada yapıyorum falan. O kabusu sahnede yaşıyoruz. Bir dönem oldu canıma tak dediği. Sahneye çıkmak çok stres yaratmaya başladı. Artık o böyle göğsünün sıkışması, bütün o ellerimin terleyip soğuması falan beni yıldırdı. Ben yok dedim bunu yapmıyorum. Zevki gitti bunun. İstemiyorum. Vazgeçip resmen bilgisayara reset atmak denir. Böyle kapıyorsunuz ve tekrar açıyorsunuz. Tazeleniyor ya. O kadar kısa sürdü ki o. Birkaç ay içinde ben bambaşka bir şekilde piyanoya döndüm. Emre'nin de farkında olmadığı kaygıları,
korkuları, söyleyemedikleri ya da fazla söyledikleri gibi sıkıntıları vardı. Ama hani bunları fark ettikçe, farklı yollar buldukça tabii ki değiştirdi. Geçtalt sanatla çok yakın bir terapi yaklaşımı. Biz geçtalt uygulamalarında her türlü aklınıza gelen sanat uygulamalarından yararlanırız. Müzik bunların en başında, resim, heykel, dans, beden hareketleri. Bunlar da olunca sonra konuşurken Emre ile acaba terapist olsam mı diye düşünmeye başladı. Kendim terapiye gittim ve gruplara katıldığım zaman özellikle aşık oldum o sanatsal kısmına geçtalt psikoterapinin ve insanın. Yani insanın aslında bir sanat olduğunu anladım geçtaltla birlikte. Yetmedi bana sadece terapi gruplara katılmak. Ben eğitimini almak istedim. 4 sene gidip geldim İngiltere'ye. Gerçekten bayıldım. Hem kurama hem de yaşadıklarıma. Müziğime de dokunmaya başladım. Müzik yapışıma, sahneye çıkışıma, sahneye çıkmayışıma her şeye sirayet etti. Ve ben böyle bir kuram geliştirmek de istedim. Geçtalt yaklaşımıyla müzik yapmak. Şimdi geçtalta kadarki olan ekollerde ve davranışçı kognitif terapide insanı bir makine gibi aslında düşünüyoruz. Yani sorun çözme odaklı oluyor terapiler. Heyecan, nerede yaşıyorum, nasıl? Bunu tarif et deriz mesela. Sinyalleri aldım. Şu ara gruplarla çalışmayı daha çok seviyorum. Müzisyenlerle çalışmayı çok seviyorum. Samimiyetin ve kendiliğindenliğin olması açısından geçtalt psikoterapisi bir de tam o anı yaşamak ve samimiyet, spontanlık üzerine. Müzik dinler gibi bir insanı dinlemek. O biraz zor. Kendi içimde yaşayan biriyim. Kendimi değiştirmeye çalışmayı hiç sevmiyorum. Özellikle geçtalt kuramıyla tanışıp onu iyice benimsedikten sonra bunun işe yaramadığına da iyice ikna oldum. Benim her şeyimi, içimi dökebileceğim, anlatabileceğim bir iki insan var hayatımda. Dost edinen biriyim, arkadaş edinen biri değilim çok. Projeksiyon görüntüsü beni çok heyecanlandırıyor. Küçüklüğümden kalma bir sinema heyecanı var orada. Hani bir tane filmi koyup beğenmesek bile çok iyi vakit geçiriyoruz. Çünkü o zaman dalgasını geçiyoruz. Sabahları 7'de hani en geç 8'de uyanmayı seviyorum. Sabahı keşfettim yani bu yıl. Enstrümantist için mutlaka fizyolojik destek lazım yani spor lazım. Çünkü biz kaslarımızı belli şekilde, belli pozisyonda oturarak çalıştırıyoruz ve belli bir yaştan sonra hepimizde mutlaka tendonlarda sıkıntılar, işte kronik kas spazmları falan gibi şeyler oluyor. Bazısı bu yüzden enstrümanı bırakmak zorunda bile kalabiliyor ya da performans düşüyor. Yarışmaları, madalyaları o almamış gibi gelirdi. Gayet zorlandığım yerde. Ay biliyorum orası çok sinirdir ama bak ne yapınca geçiyor biliyor musun gibi. Çok rahatlatıcı bir tane bir şey söylerdi. Onun için aslında ne kadar kolay olduğunu biliriz biz ama o sanki bizimle aynı zorlukları çekiyormuş gibi. O empatiyi de gösterirdi. Çellolar bunları işte biyolar, kemanlar yapıyormuş falan gibi. Enstrüman ayrılığını duyuyoruz. Söylediklerini bir hocanın didaktik tavrıyla değil, bir arkadaşın yaklaşımıyla, önerileriyle söylüyor. Ve o yüzden söyledikleri şeyler her zaman için çok daha değerli oluyor benim için. Dersten çıktığımda Emre bir şey söylememiş bile olsa bana, aydınlanma yaşayıp geri döndüğüm oluyor. Aa bak burası böyle olabilir gibisinden. Çok güzel. Şu şeyi abartsana biraz daha. Şurada hani... Sanat hep ucu açıktır. Daha keşfetmeye yönelik, improvize gider, daha serbesttir sanat. Emre ile bir defa çok eğleniyoruz. Gerçekten canı ne isterse o anda onu yapıyor.
Bazen bu tarz solistler bazı şefler için zor olabilir ama benim çok hoşuma giden bir şey. Çünkü anı yaşıyor. Yani o an o seyirciye ne sunmak istiyorsa onu yapıyor ve o anda da şefin biraz elastik olması lazım. Keşke bütün müzisyenler bir şekilde bunun ucundan kıyısından bir şekilde buna bulaşabilseler. Emre'ye bugün verin, yarın size çalsın. Öyle bir zekası var Emre'nin. Herkese vermez Allah bunu. Günlerle ezberlemeye uğraşır, ezberleyemez. Yani bir tarafı iyi olur, bir tarafı iyi olmayabilir. Ama Emre'de hepsi var. Hepsi var. Emre'de de, İbrahim'de de. Çok hassastır Emre. Yani duygulu çalar. Bu yaşa geldim, hala onlarla kafam meşgul. Güzel bir şey yaptıkları vakit çok seviniyorum. Yani dünyalar benim oluyor. Konser bitince çok rahatlıyorum. Ameliyattan çıkmış gibi bir duygu. Mutlaka sonu güzel oluyor konserin. Ben geceleri uyuyamam mesela pek konserden sonra. Halbuki çok büyük bir rahatlıkla hep uyuyacağımı düşünürüm. Ama yok, hep o adrenalin herhalde kalıyor vücutta. Eseri anlatmak, o eseri ifade etmekten öte bir yere geçiyor. Kendinizle ilgili bir iddiayı çalıyorsunuz. O şeyin peşinden mi gideyim? Daha da iyi, daha da iyi, bak da nasıl falan. Ya da bu müziğe kendimi bırakmak ve bu müziğin anlattıklarını paylaşmak mı? Böyle anlatınca çok klişe gibi duyulabiliyor. Ama o kadar zengin ki ben onu seçmekten yanayım hep. Chopin'in hayatını oynamayı hayal ediyorum. Bu tamamen bir hayal şu anda. Kim bilir, belki bir gün olur.